Marco ilk önce Git ve Jet'in enstrümanlarını sakladı. Böylece Lark Troy'la dans edemeyecekti. İşte tam zamanı. Hey! Burada ne? Hey! Ah, bu da ne? Olamaz, ah, bu inanılmaz. Daha sonra golf sahasını dev bir göle çevirdi. Çünkü golf konusunda hiç başarılı olamıyordu. Gençlik kulübü rallisi için limuzinini bir yarış arabasına çevirdi. Ve herkes arabalarıyla kaza yapması için rüşvet verdi. Bu yüzden biz de Bianca'ya hak ettiği dersi vermek için bir plan yapmaya karar verdik. Buna inanamıyorum Nikki. Bianca'nın teyzesi Hortense gibi görünüyorsun. Ve o sahte elmas da kesinlikle gerçek bir Zimbabwe yıldızı gibi. Umarım rolünü Bianca'ya ikna edecek kadar iyi oynarsın. Oo! Neden bana pembe perukları şu an Paris'te moda olmadığını söylemediniz? Onlardan tam 3 dizini almıştım. Bianca? Hortense teyze, ne hoş. Ne hoş bir sürpriz bu. Çok sevindim. Kes hırlanmayı Bianca. Özel bir konuşma yapmamızın zamanı geldi. Gel bakalım şimdi. Harikaydın Radley. Fazla abartma dostum. Hem ben her zaman harikayımdır zaten. İşte bu mükemmel. Bagajda bile aynalar var. Bir kaza yapsam arabam için asla üzülmem. Ama bu ayna ve ben beraber o kadar çok şey yaşadık ki. Müthiş görünüyorum. Vişur! Dikkat et dostum. Vişur tam 17 ayna kırdın. Bir bakalım. Bir tanesi 7 sene uğursuzluksa... Ay çok heyecanlandım. Bakın, bak. Bakın. Hey şuna bak. O Beverly Hills gençleri plakasını nereden buldun? Onları şimdiye kadar alan kimse olmadığı için çok şanslıyım. Hadi dostum anlaşabiliriz. Ay, yalnızca istediğim. Hayır önce hayır, ben gördüm. Hayır üzgünüm arkadaşlar. Bunlar onu gerçekten hak eden birisi için. Bianca için. Neden Beverly Hills gençleri yazan bir plakayı lanetli bir arabaya takmak istiyorsun? Bagajın için üzgünüm. Tam 119 sene uğursuzluk peşini bırakmayacak. Kızlar siz de benim kadar eğleniyor musunuz ha? Bu kristal temiz mi Bianca? Kötü ve açgözlü tavırlarımı değiştirerek hoş ve iyi bir olmak için tam bir haftam var Hortense teyze. Yoksa bu muhteşem Zimbabwe elmasını onu hak eden birine vereceğim Bianca. Bianca her yaya seni buldum. Ah, bu senin için. Ağaçlara mı ısınmaya başladın seni koca maymun? Git buradan. Evet. Yani hayır. Yani bak bunu sana getirdim. Doğru bir şeyler yapmanın zamanı gelmişti Wilshire. Ver bakalım. Bianca. Acaba onları limuzinime kadar koyabilir misin Wilshire? Hiç yeterli değil Bianca. Demek yeterli değil. Wilshire tatlım. Bu çok hoş ama lütfen onları hak eden birine ver canım. Lütfen. Lütfen canım. Ne iyi bir delikanlı. Onunla daha fazla vakit geçirmelisin. Şimdilik hoşça kal Wilshire. Bianca'nın yapacağı başka şeyler var. Ya hiçbir şey anlamadım ben. Bir kez daha söylüyorum Bianca. İyi şeyler yapmaya devam et. Sakın unutma. Her hareketini izliyor olacağım.
Gözleri parlattıktan sonra sizin için yapabileceğim başka şeyler var mı kızlar? Madem sordun söyleyeyim. Oyun alanında bir böcek görmüştüm. Bir yok edeceğe benziyor muyum ben? Bianca! Bununla hemen ilgileneceğim kızlar, merak etmeyin lütfen. Hey Witcher, soda makinesini mi temizliyorsun? Neden plakaları Bianca'nın limuzinine takmadın? Ne zaman büyüyeceksiniz arkadaşlar? Soda ister misin Witcher? Kadınları asla anlayamayacağım. Kadınlardan mı yoksa Bianca'dan mı bahsediyoruz? Bianca'nın bu plakalara bayılacağını sanıyordum. Ama bana onları hak eden birine vermemi söyledi. Witcher, eski dostum. Hadi şunu halledelim ha, biraz eğleneceğini dersin. Witcher, eski dostum. Hadi gidip havuzda serinleyelim ha. Sana en sevdiğin yemeği ısmarlayacağım. Ne istersin? Havyarlı salyangoz. İstemedim. En iyi dostumu doyuracağım. Vazgeçin çocuklar. O plakalar bana ait. Kesinlikle. Bundan onları arabana takana kadar emin olamazsınız Züppe. Hey Züppe, 9. dalga kıyıya vuruncaya kadar yarışma bitmiş olmayacak. Bu da ne demek böyle? Bir bilsen. Ona mavi orman tavuğu ve döldürücü yumurtası teklif ettim. Ilamur çayı ve çikolatalı pizza istedi ve de lokum. Peki gümüş kaşıklarım nerede? Hemen getiriyorum. Sana en sevdiğim pipetimi vereceğim. Galiba en iyi dostun benim ha, Bishop? Ha elbette. Sen, Troy ve Raddi. Bekle. Seninle geliyorum. Fikrimi değiştirdim. Lokumlu pizzayı yiyeceğim. Böcek ha? Bu sinek kapanlar 10 blok ötedeki böcekleri bile yok eder. Bianca'nın çalışma seferberliği çok iyi gidiyor. Ve bir aksilik olmazsa aynen bu şekilde devam edecek. Bu sinek kapanların görüş alanına giren her şeyi yok edeceklerini daha önceden tahmin etmeliyim. Sakın bana bir böcek daha bulduğunu söyleme. Hayır Bianca tatlım. Ben yalnızca köpüklü bir banyo yapmam için yardım etmeni isteyecektim. Sana neler oluyor böyle? Bianca! Köpüklü banyo mu? Tabii ya. Sana dünyanın en güzel köpüklü banyosunu hazırlayacağım. İkinci gün Raddi plakalara sahip olmak için Witcher'ı kandırmaya çalışıyordu. Witcher, eski dostum. Şimdi biraz sallanacağız. Harika. Sörf zamanı. Hadi biraz eğlenelim ha. Hey sakin ol. Hey dostum lütfen sakin ol. Eğer Tara köpük banyosu yapmak istiyorsa köpük banyosu yapacak. Köpükleri bırakalım bakalım. Köpükleri bırak. Tara. Tatlım köpük banyo seni bekliyor. Şu büyük dalgalar etrafı gerçekten köpürtecek. Nasıl yapıyorsun bunu yeni dostum ha? Harikasın. Hey hadi. Hey o beyaz şey de ne öyle? O şehri süpürecek. Hayır olamaz. Bu çok eğlenceliymiş. Hadi bir daha yapalım. Hadi. Kavabanga. Galiba benim en iyi dostum Witcher. Evet, sen Pierce ve Troy. Hmm,
köpek banyosu hazır. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı kızlar? Madem ısrar ediyorsun. Aha! Georgia güneş altında fazla kalmışsın tatlım. Bianca! Tabii, ne istiyordun? Bianca o gün temizlik yaptı. Ama daha sonra her şeyin bir kar topuna dönüştüğünü söyleyebilirim. Bishra iyi davranma sırası Troy'a gelmişti. Onun elindeki Beverly Hills plakalarına sahip olmak istiyordu. Hey Troy, biliyor musun? Sen benim en iyi dostumsun. Galiba en iyi dostum benim ha, Wilshire? Evet, sen, Pierce ve Randy. Sorun değil dostum. Sana bir tane daha yaparım. Bu sırada Bianca herkesin arzularını yerine getirmekle meşguldü. Mademler pislik'i karın azaldığını söylüyor, o zaman ben de pisliklerle doldururum. Hey Troy, şu beyaz şey de ne böyle ha? Ona kar denir Wilshire. Buradaki de, oradaki de. Ha? Çığ geliyor. Olamaz, kaç. Çekil. Ne güzel. Çok eğlenceliymiş. Haftalar geçtikçe Bianca'nın ne yaparsa yapsın insanları bir şekilde tehlikeye atacağı ortaya çıkmıştı. Hatta Chester'ı bile. Chester'ın şu pis ve eski laboratuvarını temizlemek gerçekten hoş ve güzel bir işmiş. O ve onun şu antika yeni yaşam formları denir. Bu kimin işine yarar ki? Uyan güzeller, bakın. Golf kulübünü yapıyorlar. Herhalde iyiliğinizi yapacaklar. Harika, müthiş. Çok güzel. Ona biraz daha yakın bakmalıyız değil mi? Sakın durma bir iş. Hadi devam et. Geldiğimizde uyandır bizi, tamam mı dostum? Oh, işte bu harika. Tanrım, neden ben? Galiba en iyi dostum benim ha Wilshire? Ha tabii ki öylesin. Sen, Troy ve Randy. Hemen motor kapağını tamir ettirmemiz gerekiyor. Daha sonra motor yağını da değiştirir ve kısa bir şehir turuna çıkarız. Zannedersiniz? Evet. Sizce de iyi olmaz mı? Hey, uyan güzeller. Geldiğinde en sonunda hepimiz rahatlayabilmiştik. Bianca şafak vaktinden önce dimdik ayakta duruyordu. Zimba ve Elmas Yıldızı en sonunda pençelerimde olacak. Acaba o plakalar için Bianca'nın limuzinini günde iki kez cilalamaya değer mi diye düşünmeye başladım arkadaşlar. Oh tanrım.
Arkadaşlarım buna kesinlikle çok şaşıracaklar. Sen hiçbir şey yapmadın ki. Johnny Wilshere bana koleksiyonunu yaptığı yağ kutularını zımparalattı. Beni de bütün gün boyunca kasabada düzenlenecek olan somun fuarına gitmek için ikna etmeye çalıştı. Tarihteki en iyi şoförün resmini bulmak için 38 poster mağazasını dolaşmadan onun ne kadar kalın kafalı olduğunu anlayamazsın. Kabul edelim arkadaşlar. Wilshere hayatımızda görebileceğimiz en sıkıcı adam. Söylesenize, sizce de bütün gün boyunca ayakkabı boyamak hoş bir şey mi? Kendimi çok kötü hissediyorum. Böyle işlerle uğraşmak beni de hasta ediyor çocuklar. Ama istediklerimizi almak için Wilshere iyi davranmak zorundayız. Ah zavallı Wilshere. O gerçekten berbat bir züppe. Kabuğu çok hızlı koyulaşıyor. Aşçı başı Bianca. Bize ya biraz daha domates sosu. Ay, işte bu harika. Hazır olun tüm Beverly Hills gençleri. Bu pizza size hoş ve iyi Bianca'nın güzel bir armağanı. Bu da nedir öyle? Ya dev bir pizza ya da garlic gezegeninden gelen bir UFO'nun saldırısına uğradık kızlar. Bu nasıl bir şey? Hadi çocuklar bakalım. Bianca'ya oynadığımız oyundan dolayı kendimi suçlu hissetmeye başladım. Evet ama kesinlikle çok eğlenceliydi. Acaba Bianca yine ne hatlar karıştırıyor? Aa, pizza güneşe bayıldım. Kocaman. Bayıldım. Pizzanın tam tadını çıkarın millet. Yarın Bianca geri dönecek. Bianca! Bianca! Ah Bianca, konuşacak bir arkadaşa ihtiyacım var. O zaman bir tane satın alacaksın. Bianca! Sana bir arkadaş satın alacağım. Senin arkadaşın olacağım. Senin kalbini sökeceğim. Bir lokma daha yiyemem artık. Siz üçünüz yaptığınızdan utanmalısınız. Bu zavallı adama yalnızca istediklerinize sahip olabilmek için iyi davrandınız. Aynı senin elması almak için yaptıklarının gibi Bianca. Evet. Ama artık onunla ilgilenmiyorum. Bianca! Güzel. Çünkü biz seni sahte bir elmasla kandırdık. Ne? Ve Nikki de Hortons teyzeyi taklit etti. Bunu size daha sonra ödeteceğim. Şimdi zavallı bir şirle ilgilenmek zorundayım. Zavallı mı? Ona o olduğu için iyi davranmanızı istiyorum. Ondan almak istediğiniz şeyler için değil. Aklıma gelmişken Yaşır, plakalarım nerede? Onu hak eden birine verdim. Kimsesizler gençlik yurduna bağışladım. Sen harika birisin Yaşır. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için gurur duyuyorum. Sana olan sevgim olabildiğince arttı dostum. Benim de. Yani bu cumartesi günü somun ve civatalar fuarına gidebiliriz demek mi oluyor? Hayır. Eline bak. İğrenç. Beni yine kandırdı. Ha 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 ha